Merhaba arkadaşlar. Geliştiren test 56'dayız. Birinci sorumuz. Yarıçapları R ve 2R olan KL kürelerinin merkezine ışık şiddeti I ve 4I olan, burada I yazacaktı arkadaşlar. Burada da 4I olan ışık kaynakları çekildiği gibi yerleştirilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? K ve L kürelerinin iç yüzeyindeki aydınlanma şiddetleri eşittir. Aydınlanma şiddeti arkadaşlar I bölü D kareden hesaplanıyor. Bakın birincisinde I bölü D kare. D yerine de R yazacağım. I bölü R kare. İkincisinde, ikinci küremizde 4I bölü 2R'nin karesi dediğimizde sadeleşecek. I bölü R kare kalacak. Demek ki eşitmiş arkadaşlar. K küresinin iç yüzeyindeki toplam ışık akısı L küresinin iç yüzeyindeki toplam ışık akısından küçüktür. Evet, bu da doğru. Çünkü K'nın ışık şiddeti daha azdır. Zaten toplam ışık akısı dediğimiz ifade 4 pi çarpı I'dan hesaplanıyor. Yani direkt kaynağın ışık şiddetiyle doğru orantılı. Bu da doğru. Eşittir diyor. Yanlış. Cevabımız 1 ve 2 denizli olur. İkinci sorudayız. Yarıçapı R olan K küresinin merkezine ışık şiddeti I olan, burada I yazacaktı. Yarıçapı 2R olan L yarımküresinin merkezine ışık şiddeti 2I olan ışık kaynakları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Küre yüzeylerindeki X ve Y noktalarındaki aydınlanma şiddetleri eşittir. Aydınlanma şiddeti E eşittir I bölü I bölü R kare. Burada uzaklık olarak R'miz var. Evet, X noktası etrafındaki aydınlanma şiddeti buna eşit. Bu X. Y noktasındaki aydınlanma şiddeti 2I bölü 2R'nin karesi diyeceğiz. Buradan da I bölü 2R kare geliyor. Gördüğünüz gibi eşit değil arkadaşlar. Şimdi diğerine bakalım, yüzeylerindeki X noktasındaki aydınlanma şiddeti Y noktasındaki aydınlanma şiddetinden küçüktür diyor. Hayır, bu da yanlış. X'teki daha büyüktür. Yanlış oldu. K küresinin iç yüzeyindeki toplam ışık akısı, onu bulalım. Toplam ışık akısı K küresi için yapıyorum. 4 pi I şeklindedir. L küresi için toplam ışık akısı 4 pi 2 I bölü 2, çünkü yarım küremiz arkadaşlar sadeleşiyor. Evet, birbirine eşit çıktığını görüyoruz. 2 doğru, cevabımız B seçeneği olur. Evet arkadaşlar, 3. sorudayız. Eşit bölmeli düzlemde ışık şiddeti I olan diyor burada. Işık kaynağı şekilde gibi yerleştirilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Hatırlayalım arkadaşlar. Işık şiddeti, aydınlanma şiddetimiz bizim I bölü D kare şeklinde hesaplanıyordu. K ve L noktalarında aydınlanma şiddetleri eşittir. Bakıyoruz. K ve L noktalarına kaynağımızın uzaklıkları aynı ve yaptığı açılar da aynı. O zaman doğru. D aynı, I aynı, doğru arkadaşlar. L noktasındaki aydınlanma şiddeti M'den küçüktür. L'ye ışınlar dik geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki aydınlanma şiddeti daha fazladır. Burada ise açı belli bir açıyla geliyor. Hem de uzaklığı da daha fazla gördüğünüz gibi. Hem D'si büyük hem belli bir açıyla geliyor. Kesinlikle L'deki de daha az olur. Doğru. M, N noktalarında eşittir derken M ve N eşit uzaklıkta olduğu için burada da aydınlanma şiddetleri D'leri aynı olduğu için eşittir. Üçü de doğru. Cevabımız E seçeneği olur. Dördüncü sorudayız. Yarıçapı R olan çembersel yüzeyin merkezine ışık şiddeti I olan ışık kaynağı şekilde gibi yerleştirilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, merkezden çizilen bir doğru. Evet, burada hemen teğet olan noktaya diktir. Çevresindeki herhangi bir noktaya diktir. Merkezden geldiği için. O halde bunların uzaklıkları hep R ve dik. Aynı akım ışık kaynağını kullanıyoruz. Dolayısıyla buradaki E'yi hatırlayalım.
I bölü R kare. Burası için yazdım. Hepsi için eşit çıkması lazım. K ve L noktalarında aydınlanma şiddetleri eşittir. Hatta M'de de eşittir. L'deki aydınlanma şiddeti M'den büyüktür. Hayır, hepsi eşittir. L noktasında aydınlanma K'dan hayır, hepsi eşittir demiştik. Cevap A seçeneği olur. Beşinci sorudayız. Işık şiddeti Ö1, Ö2 ve Ö3 olan ışık kaynakları şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki gibi yerleştirildiğinde KLM noktalarındaki aydınlanma şiddetleri EK eşittir EL, o da küçüktür, EM oluyor. Buna göre arkadaşlar hangileri doğrudur diyor. K ve L'nin eşit çıkabilmesi için formülümüzü hatırlayalım. I bölü D kareydi. Aynı değer çıkması için D'nin karesini aldığımızda 4 edecek. Buna 4 I şeklinde diyebilirim. Bunun da karesini aldığımızda 1 çıkabilmesi için bunun da arkadaşlar 9 I diyebilirim. Şimdi bunlar küçük olacak. O halde 9 buna da 10 I dersem değerlerinden büyük çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. 1 ışık şiddeti 2'den küçüktür. 1 2'den küçüktür. Doğru. 3 3 nerede arkadaşlar? Burası 3 2'den büyüktür. 3 2'den büyüktür. Bu da doğru. 1 1 3'ten büyüktür. Hayır. Bu yanlış. Cevap D seçeneği olur. 6. sorudayız arkadaşlar. Işık şiddeti İK, İL ve İM olan ışık kaynaklarının şekildeki gibi yüzeylerin O noktasında oluşturduğu aydınlanma şiddetleri eşittir. Buna göre hangileri doğrudur arkadaşlar? Evet, belli bir açıyla geldiği zaman biz şunu yapıyorduk. Bunun dik bileşenini alıyorduk. Yani kosinüsünü. Burada ise yine aynı şekilde dik bileşenini alıyorduk. Yani arkadaşlar şuradaki kosinüs değerini alacağız. Yalnız bu açının değil, buradaki 50 derecenin alacağız. Buradaki 30 derecenin alacağız. Sinüs açıları biliyorsunuz büyüdükçe kendi değerleri, açılar küçüldükçe sinüs açısı küçüldükçe değeri büyür. Burada sinüs açısı büyük olduğu için sinüs demişim, kosinüs düzeltiyorum. Kosinüs açısı açı küçüldükçe kendi değeri büyür. Burada 50 derece diğerlerine göre büyük olduğu için bunun değeri küçük çıkacak. Kosinüs değeri kos 50 diğerlerinden daha küçük çıkacak. O halde IK'mız çok büyük, büyük olması lazım. Bunun uzaklık aynı zaten gördüğünüz gibi. Formülümüzü hatırlayalım. I çarpı cos alfa bölü d kare. Burada d karelerimiz aynı. O zaman eşit çıkabilmesi için arkadaşlar bu değerimiz, bakın bu değerimiz küçük olduğunda I değerimizin ne olmasının büyük olması lazım. K büyük, yani K en büyük. Burada şöyle K büyük yazalım arkadaşlar. Sonra M gelir. M gelir. Sonra da L gelir. Çünkü L'mizde kosinüs değerimiz yok. En küçük olan da o olmuş olur. Okuyalım şimdi. K'nın şiddeti L'den büyüktür. Evet. K büyüktür. L doğru. M büyüktür. L diyor. Bu da doğru. K büyüktür. M diyor. Bu da doğru. O halde cevap E seçeneği olur. Evet arkadaşlar, ışık şiddeti I olan ışık kaynağından şekildeki yüzeyin O noktasında oluşturduğu aydınlanma şiddeti 80 lüksür. Buna göre I ışık şiddeti kaç SD, CD yani kandeladır. Formülümüzü yazalım. E eşittir I bölü D kare. Burada kosinüs yok çünkü dik gelmiştir. 80 diyoruz. I biliyorsunuz uzaklık olarak biz hep metre kullanıyoruz. Buradan da 0,5'in karesi diyoruz. Metreye çevirdiğimizde 0,25 eder. Bu da 1 bölü 4'tür. 80 ile 1 bölü 4'ü çarparsak 20 çıkar. Cevabımız 20 kandela, yani A seçeneği olur. Evet arkadaşlar, 8. sorudayız. Işık şiddeti I1 olan ışık kaynağının şekil 1'de oluşturduğu aydınlanma şiddeti E. Hemen buraya yazıyorum arkadaşlar. I1 ve I2'nin birlikte oluşturduğu ise 2E'ymiş. Burada 2E yazıyorum. I1 ve I3'ün oluşturduğu ise 3E olmuş. Aydınlanma şiddetimizin formülü I bölü D kare. Arkadaşlar buna I diyelim. D kare olsun, E olsun. Şimdi bundan E gelir. Diğerinden de
bir e gelebilmesi için 2 d var. Karesini alıyoruz, 4 d kare ediyor. Sadeleşip 1 olabilmesi için bunun da 4 ı olması gerekir. 4 ı bölü 2 d'nin karesi 4 d kare eder. Ü bölü d kare gelir. Ü bölü d kare e ise burada da bir e daha var. 2 e eder. Yine aynı şekilde ı birden oluşan aydınlanma şiddetimiz e. Bunun ise 2 e oluşturması lazım. 2 e oluşturması lazım. Buradan 2 e gelecek arkadaşlar. Onun için de 4'e böldüğümde 2 çıkması için buna ne diyeceğiz? 8 diyeceğiz. 8'i 4'e bölünce 2 çıkar. 8 ı diyeceğiz. Şimdi bakalım. 1 2'den büyüktür. 1 ışık şiddeti küçüktür. Doğru. 3 arkadaşlar şiddeti 2'den 2'ye eşittir. Hayır. Hiçbir de eşit değil. Birinci ışık Ö1 ışık şiddeti Ö3'ten küçüktür. Ö1 Ö3'ten küçüktür. Elbette bu da doğru. Cevap 1 ve 3 olacak. Yani E seçeneği arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9. soruda yüzeylerinde A alanını delik açılan kutunun içine bir ışık kaynağı kutuda KL duvarlar arasında şekilde bir yerleştirilmiştir. Buna göre yargılarının hangi örüngüleri doğrudur? Duvarlar yeteri kadar büyüktür. K duvarındaki diyor arkadaşlar aydınlanma şiddeti L'dekinden büyüktür. Çünkü K bakın K'yı hesaplarsam I bölü 2D'nin karesidir. L'yi hesaplarsam arkadaşlar I bölü 3D'nin karesi olur. Demek ki burada K duvarındaki aydınlanma şiddeti büyük gördüğünüz gibi. Buradan 4 geliyor, buraya 9 geliyor. Bu bir doğru. KL duvarlarındaki aydınlık bölge alanları eşittir. Hayır. Bakın buradan geçen ışınları şöyle çizecek olursak böyle bir bölgünlük alan oluşturur. Ama buradan olunca biraz daha dar bir bölge oluşacak. İşte. Geniş, dar. Evet. Olmadı. Yanlış. K duvarındaki toplam ışık akısı L duvarındaki toplam ışık akısından büyüktür. Evet gördüğünüz gibi daha büyük bir aydınlık bölge olması, daha küçük bir aydınlık bölge olması bundan kaynaklanıyor. Aydınlık bölge büyükse oraya gelen ışık miktarı daha büyük demektir. Dolayısıyla K duvarındaki ışık akısı L'den büyüktür. Bu da doğru. 1 ve 3 cevabımız C seçeneği olur.